اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوات Muhtelif zamanlarda Kuran'ın farklı yerlerinden tefsir dersleri yaptık. Cenab-ı Hak nasip ederse bundan sonra Fatihadan başlayacağız. Cenab-ı Hak ömür verdiği müddetçe Kuranı tefsir ede ede ilerleyeceğiz. Bugünkü dersimiz de Kuran'ın kıymeti, Kuran okumak. Kur'an'la amel etmek. Kur'an'ı efendim bir zikir kitabı, bir fikir kitabı yapmak. Kur'an'ın makbuliyeti. Muhtelif hadisler nakledeceğim birinci hadisimiz i̇bn Abbas Hazretlerinden nakledilmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Eşrafu ümmeti ümmetimin en şereflisi. Fe subhanallah. Kim istemez ki bu ümmetin en şereflisi olsun. Hameletul Kur'an. Kur'an'ı taşıyanlardır. Bundan Murat Kur'an'ı ezberlemiş ve onunla amel edenler ve eshabul leyl ya hocam Kur'an'ı çocukken ezberlesek güzeldi ama o nimet bizden kaçtı. Ümmetin en şerefli olma ihtimalimiz yok mu? Evet, bir ışık daha var. Eshabul Leyl. Gece ashabı olmak. Gece ashabı. Yani geceyi tecvitle, zikirle, ibadetle geçirenler bu ümmetin en şereflileriymiş. Cenab-ı cümlemizi bu ümmetin o en şerefli olan zümresine dahil eylesin. Amin. Amacımız Kur'an'ın Cenab-ı katındaki kıymeti. İkinci hadisimiz Ebu Said Hazretlerinden nakledilmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ve fadlu kelamillahi ala sair kelam Allah'ın kelamının diğer kelamları olan üstünlüğü evet terazinin bir kenarına Kur'an'ı koyduk diğer kenar ke, kefesine de beşerin sözünü koyduk velev ki en kıymetlisi olsun bak yani onu bir müştehit yazsın bir alim yazsın en kıymetlisi olsun İkisinin kıyası kefadlillahi ala halgi. Allah'ın mahlukatına olan üstünlüğü gibidir. Bakın bir daha bakın. Allah'ın kelamının diğer kelamlara olan üstünlüğü Allah'ın mahlukatına olan üstünlüğü gibidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın üstünlüğü ile mahlukatın üstünlüğü kıyas edilir mi? Yani iki üstünlük aynı cümlede geçer mi? Asla ve kata. İşte Cenab-ı Hakk'ın kelamı da bu kadar kıymetlidir. Bizler bu kelamı daha iyi okumak için, anlamak için ne kadar uğraşsak Allah katında boşa gitmez. O kadar kıymetlidir. Üçüncü hadisi şerifimiz. Said İbn Ebi Vakkas Hazretlerinden nakledilmiş. İgraul Kur'an, Kur'an'ı okuyun ve ebku ve okurken de ağlayın. Şimdi Kur'an'ı okurken ağlayabilmek için önce ne lazım? Değil mi? Oradaki manayı anlamak lazım. Manayı anlayamayan birisi nasıl Kur'an okurken ağlayacak? Fe'lem <laughs> tebku eğer ağlayamıyorsanız feteba ke <laughs> ağlıyormuş gibi gözük. Allah katında Kur'an'ı okurken kişinin takınması gereken hal bu. Mümkünse ağlamalı. Ağlayamıyorsa da ağlıyormuş gibi bir hüzünle okumalı. Dördüncü hadisi şerifimiz Hazreti Ömer'den nakledilmiş. İnna Allah muhakkak ki Allah Teala yalfa yükseltir. Neyle? ile? Bi hazel kitabi bu kitab ile. Kimi? Egvamen nice kavimler. Cenab-ı Hak Kur'an vasıtasıyla Kur'an'a hürmet ettiği için Kur'an ile amel ettiği için Kur'an'ı sevdiği ona karşı muhabbeti olduğu için nice kavimle yükseltir, ve yallahu bihi ahirin ve o Kur'an sebebiyle de nice kavimleri alçaltı. Evet. Şimdi Efendimiz kavimden başlamış değil mi? Kavim ifade etmiş. Bir kavim Kur'an sebebiyle yükseltiliyor ya da onun sebebiyle alçaltılıyor. İnsan da kavim gibidir. Bir insanın Kur'an'a muhabbeti varsa Kur'an'la amel etmek, Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı anlamak onun en büyük gayesi ise Kur'an'ı seviyorsa Cenab-ı Hak onun o ameli, sevgisi, hürmetini onu yükseltir. Bir insan, Kur'an'a karşı lakayt isim. La isim. Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı öğrenme hususunda bir gayreti yoksa, Allah, Kur'an'ı olan hürmetsizliği sebebiyle onu alçalttı. Aklıma bir hadis-i şerif düşüyor şöyle de. Efendimiz buyurmuş aleyhissalatu vesselam. Sittetu eşya altı şey diyor. Hünne garibetun fi sitteti mekan. Altı yerde gariptir diyor. Altı şey altı yerde gariptir diyor. Mesela diyor ki el Kur'anu fi cevfil fasık diyor. Kur'an fasığın kalbinde gariptir diyor. Gariptir diyor. Musaf diyor, okunmayan bir evde gariptir diyor. Altı maddeyi saydıktan sonra diyor ki, Cenab-ı Hak onları garip bırakana kıyamet günü rahmet nazarıyla bakmaz. Evet. Kur'an'ı kalbimizde ve musafı evimizde garip bırakmamak lazım. İşte biz bu garip bırakmamak adına zaten sizler çok şey yapıyorsunuz. İnşallah haftanın bir gününde Kur'an tefsiri yapmaya karar verdik. Başka bir hadisi şerif. Mamin şefi'in efdalu menzileten indallah ta'ala minel Kur'an la nebi ve la melek ve la gayru. Fesubanallah. Allah Allah indinde ne bir nebi, ne bir melek, ne de ondan gayrı. Yani hiçbir şey Kur'an'dan daha üstün bir şefaatçi olamaz. Ve subhanallah. Gördük mü? Şefaatçi mi arıyoruz? İşte Kur'an. Hiçbir peygamber, hiçbir melek, vela gayruhu. Ve dışında ne varsa tamamın için alın siz. Şehit olabilir, alim olabilir, veli olabilir. Hiçbiri, hiçbiri Kur'an'la kıyas edildiğinde Kur'an'ı şefaatçi olmak bakımından geçemez. Hatta Efendimiz buyurmuş, Bakara ve Ali İmran Suresi önde olarak Kur'an kıyamet günü gelir diyor. Ehlini bulur, ona şefaat eder, cehennemden ve hesap meydanının şiddetinden onu korur. Bakara suresi geliyor kardeşler. Allah onu tecessüm ettirmiş. Kendisini ezberleyen, kendisiyle amel eden, kendisini okuyanları mahşer meydanında arıyor. Ali İmran suresi geliyor. Onu ezberlemiş, onunla amel etmiş, hükmünü kabul etmiş, helalini helal bilmiş, haramını haram bilmişler arıyor. Ve subhanallah. Azapla cehennemle arasına giriyor. Yani diyor ki ya Rab, bu kulun beni ezberlediği, beni sevdiği, beni öğrendiği, benimle amel etti. İzniyle ona şefaat edecek. Bir Müslümanın, bir Müslümanın Kur'an'dan uzak kalması mümkün mü ya? Mümkün mü ya? Ve kalmışsa en azından kalbinde onun sıkıntısını çekmeli o sıkıntı inşallah belki bir dua hükmüne geçer. Cenab-ı Hak da ona Kur'an'ın kapısını açar. İnşallah başka bir hadisi şerif. Men gara Kur'an kim ki Kur'an'ı okudu ra'a enne ahadan utiye efdale mimma utiye sonra sonu kendisine verilenden daha faziletlisi, daha kıymetlisi, daha büyüğünün başka birisine verildiğini zannetti. Öyle kabul etti. Ya yani mesela başka bir şey de bu, burada Kur'an okursa geçiyor. Başka bir hadiste ezberlerse diye geçiyor. Cenab-ı Hak ona Kur'an'ı ezberleme nimeti vermiş. Cenab-ı Hak ona Kur'an'ı Allah'ın rızası üzerine okuma nimeti vermiş. Son o bakmış ki birisinin bir köşkü var, birisinin villası var, birisinin fabrikası var, birisinin makamı var, var da var. Onlara bakmış demiş ki keşke onlara verilen bana da verilseydi. Halbuki kendisine Kur'an verilmişti. Ama o başkasına verilen şeyi kendine verilen şeyden daha üstün gördü. Fagadis tesgalama azza Allahu teala andolsun ki Allah'ın büyük saydığı şeyi küçümsemiş olur. Allah katında en büyük ihsan kişinin Kur'an'la amel etmesi Kur'an okuması. Kur'an'ı ezberlemesi. İmam Şahı Hazretleri diyor ki, Kur'an'dan daha büyük bir zikir yoktur. Cenab-ı Hak o kişiye ihsanda bulunmuş. O Kur'an'ı okuyor. Bir de Kur'an'ı anlıyor. Bir de ezberlemiş. Ve onunla amel ediyor. Helalini helal, haramını haram kabul etmiş. Bu Allah'ın bir kuluna verebileceği en büyük nimetlerden bir nimettir. Başka bir hadisi şerif Numan İbni Beşir Hazretlerinden nakledilmiş. Efdalu ibadeti ümmeti ümmetimin ibadetlerinin en faziletlisi. Yani desek ki Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak için ibadet yapmak lazım. Hangi ibadetle meşgul olalım? En faziletlisi tilavetül Kur'an, Kur'an okumaktı. Bir Müslümanın velev ki bir hizip olsun, beş sayfa Kur'an'dan bir virdi olmalıdır. İmam Maturidi Hazretleri diyor ki, Kur'an okuyamasam o gün. En azından açıp bir defa yüzüne bakar. Kur'an'a bakmadan bir günü bitirmekten Allah'tan diyor haya eder. hayal ederim yani. Muhakkak ki Kur'an'dan her gün bir beş sayfa en azından verdiğimiz olmalı. Başka bir hadisi Şerif İbn Ömer Hazretlerinden İnne hazil kulub efendimiz buyurmuş. Muhakkak ki şu kalpler tesdau paslanır. Ne gibi? Kema yesdaul hadid demirin paslandığı gibi. Evet. Şu kalp demirin paslandığı gibi paslanır. Peki paslanırsa ne olur? bizim başımıza gelen olur. Allah da kalbi titremez. İbadetten zevk almaz. Günah işler pişman olmaz. Cennet anlatılır heyecana gelmez. Cehennemi işitir korkmaz. Kalbi paslanmış. Ölüle toprağa koyak ama öleceği aklına bile gelmez. Peki ne yapmak lazım? Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselam kalbimiz paslanmış. Hata ettik, kusur ettik. Bu kusurdan tövbe etsek bu pası neyle sileriz? Efendimize bu soruyu sahabe'ler sormuş. Ma Onun cilası nedir? Efendimiz kalbin cilasını buyurmuş. Tilavetul Kur'an ve zikul mevt. Kur'an okumak ve ölümü düşünmek. Evet. Kur'an okumak neymiş? Kalbin cilasıymış. Ölümü düşünmek kalbin cilasıymış. Başka bir hadisi şerif İbni Ömer Hazretlerinden men gara ayeten kim bir ayeti kerimi okusa okuyalım elhamdülillahi rabbil alemin bir ayet okuduk bakalım ne oldu kâne lehu derecetun fil cenne onun için cennette bir derece olur ve misbahun min nur ve nurdan bir kandil olur fesubana ne kadar kolay değil mi? Elhamdülillah Rabbil alemin cennette bir derece. Kul Allahu ahad bir derece. Allahu samet bir derece. Lem yelit ve lem yulet bir derece. Ve lem yekun lehu küfüven ahad bir derece. Ve subhanallah. Her bir ayet hem bir derece oluyor hem de sahibi için nurdan bir kandil oluyor. Yani bakın cemaat, Kur'an okumamak, Kur'an okumasını bilmemek ya da biliyoruz ama Kur'an'ı virt etmemek ne kadar büyük bir kayıp. Şimdi şöyle desek, bugün iki kişi zarar etti. Mesela birisi bir milyon kaybetti. Birisi de Kur'an okumadan akşamladı. Hangisi daha büyük zarar etti? Bu. Niye? Bunun zararı dünyevi. Bir milyon değil, yüz milyon da zarar etse dünyanın bütün zararı kabre kadar. Kabirden sonra bu zararın ya da kazancın bir kıymeti yok. Ama bu kişi bu kişi ebedi hayatta zarar etti. Bu zararının karşılığını yarın hesap meydanında eyvahlar ile görecek. Allah muhafaza etsin. Bu hadis-i şerif bizim İmam Hatip yıllarımızda ilk ezberlediğimiz hadisti Hazreti Osman'dan nakledilmiş. Hayrukum sizin en hayırlınız men taallemel Kur'an ve Kur'an'ı öğrenen ve onu öğretendir. Ve subhanallah. Ve subhanallah. Bir hadis-i şerif daha. İki hadis-i şerifim kaldı inşallah. İbn Abbas Hazretlerinden nakledilmiş. İnnellezi muhakkak o kimse ki leyse fî cevfîhi şey'u minel Kuan, onun kalbinde Kur'an'dan bir şey yoktu. yani Kur'an'dan bir şey ezberlememiş o kimse kelbeytil hariptir Efendimiz Allah Allah harap yıkık bir ev gibidir Fesuphanallah Fesuphanallah Demek ki insanın Kur'an'dan taşıdığı ne kadar çok olursa tabi bu ihlas takva amel etmek şartıyla o derece imar edilmiş oluyor. Hani evler var ya kulübe var, apartman var, villa var, köşk var, saray var bunun gibi evler arasındaki bu kıyas insanlar arasında da var. Peki mihenk ne? Kalbinde Kur'an'dan taşıdığı şey. Kur'an'ı ezberlemiş, manasına müteveccih, onunla amel etmeyi Allah ona nasip etmiş. İhlası takvali bir kul, saray mesabesinde kalbinde Kur'an'dan bir şey olmayan da harap bir ev mesabesi. Ve kardeşlerim bütün hadisler güzel ama sanki güzel en sona kalmış gibi daha güzel. Muaz el-Cüheyni hazretleri nakletmiş. Men gara Kur'an. Çok güzel bir hadis Kim Kur'an okusa ve amile bima fi. Ama Efendimiz bu hadiste okumaya ilaveten bir şart daha koştu. Onunla amel etse. Kur'an okuyor ve onunla amel ediyor. Ne olur biliyor musunuz? Ülbise Validahü tacen yevmel kıyame Ne güzel bir ifade ya. Ülbise giydirilir kime? validahu onun anne ve babasına ne? Tacan yevmel kıyame kıyamet günü bir taç giydirilir. Bu Kur'an'ı okuyup onunla amel edene değil. Kime? Onun annesine, onun babasına. Peki nasıl bir taç? Efendimiz aleyhissalatu vesselam tacı anlatıyor. Zavu onun nuru onun ışığı ahsanu min zavi şemsi güneşin ışığından daha büyüktür daha güzeldir ahsanu daha güzeldi ama kayda bak fi buyuti dünya Velev kanet velev ki o güneş sizin içinizde dünya evlerinde olsaydı. Fesubanallah. Şimdi dünyanın güneşin ışığını bir hayal edin. Biz ona sıcak değil mi? Bir günde bakamıyoruz. Gözümüzü alıyor. 150 milyon kilometre uzakta o güneşi aldık evimize getirdik. Işığını hayal edin. Nurunu hayal edin. Efendimiz buyurmuş. O taç Ondan daha ışıl ışıl olurdu. Daha güzel olurdu. Allahu Ekber. Şimdi hadisin son kısmına bakın. Fema zannukum billezi amile bi. Efendimiz bir sual sordu. Fema zannukum billezi amile bi haza. Peki bunun ile amel eden hakkında ne düşünürsünüz? annesine babasına böyle muamele yoksa peki ya onunla amel eden Kur'an'ı okuyan kimseye Cenab-ı Hakk'ın mükafatı ne olacaktı? İnşallah bu hadis-i şerifler bizim kulağımıza küpe olsun. Cenab-ı Hak bu hadis-i şerifleri kalbimize ruhumuza, aklımıza sevayet ettirsin. Kur'an'ı sevelim, onu okuyalım, amel edelim. Öğrenmeye çalışalım. Bilmiyorum. Öğrenemedim. Vaktim yok. Vallahi bu mazeretlerin hiçbiri ahirette geçmez. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تقبل منا بِهُمَّةِ الفاتحة